Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Düzce'de yaşanan sel felaketi, daha sonra yapılan ödenekler ve yatırımlar üzerine gündem dışı söz almış bulunuyorum. Düzce ülkemizin en genç ilidir ve demografik çeşitliliği en zengin illerinden de biridir. 17-18 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan sel felaketinde TBMM çalışmaları o gün devam ediyordu sabah saatlerinde. İzin alarak İçişleri Bakan Yardımcımız ve AFAD yetkilileri ilime hemen intikal ettim. TBMM çalışmalarının ardından Sayın Fahri Çakır milletvekilimiz ve Ümit Yılmaz milletvekillerimiz de hemen bölgeye intikal ettiler. İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız süreçle çok yakından ilgilendi. İlgili tüm bakanlarımız bürokratlarıyla adeta Düzce'ye aktılar. Çevre Bakanımız, Çalışma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Tarım Orman Bakan Yardımcımız Düzce'de bir seferberlik başlattılar. Akabindeki süreçte de Sayın Binali Yıldırım ilimize gelerek hem hemşerilerimizle hem yetkililerle çeşitli görüşmeler yaptılar. Milletvekilleri olarak bizler haftalarca bölgeden çıkmadık. Bu sürecin devamında afetzedelere toplam 9,5 milyon nakdiye ödeme, yıkılan köprü ve menfezler için özel idare üzerinden 40 milyonu aşkın ödenek yapılmış. Bölge belediyelerimize 7 milyonu aşkın ödenek gönderilmiştir. Toplamda 57 milyonu aşan bir ödenekle selin bıraktığı izler silinmeye çalışılmıştır. Büyük Melençay'ın üzerinde olan Bezirgan Köprüsü'nün proje ve ihale çalışması DS3 bölge tarafından devam etmektedir. Yine çoğu sel bölgesinde olmak üzere 49 adet, altını çiziyorum, 49 adet köprü ve menfez için DSİ 40 milyon lira ödenek ayırmış ve Nisan ayının 28'inde ihalesi de bu köprülerimizin yapılmıştır. 22 Mayıs tarihinde yaşanan fırtınadan zarar gören çiftçilerimizin de Tarsim süreci devam etmektedir. Düzce'de AK Parti döneminde eğitim, sağlık, ulaştırma, sanayi, DSİ, gençlik hizmetleri, sosyal politikalar, yerel yönetimler konusunda aldığı yatırımları ben burada ne 5 dakikada ne 50 dakikada anlatabilirim. Saatler sürer. Fakat sadece son 3-5 yılda yaptıklarımızı birkaçına değineceğim. Bizler AK Parti ve İktidar Partisi milletvekilleri olarak sorunları konuşmuyoruz. Biz çözüyoruz, çözümleri anlatıyoruz. Sadece son 5 yılda 300 yataklı hastanemiz, otogar, kültür merkezi, OSB otoban bağlantı yolu, kaynaşlı bağlantı kavşağı yapılmıştır. Kalıcı iş yerleri sorunumuz çözülmüş ve bölgeye 2 yurt kazandırılmıştır. Aynı zamanda yine o bölgeye bir gençlik merkezi, bir semt polikliniği, bir aile sağlığı merkezi kazandırılmıştır. İlimizdeki eski hastane binamız 100 yataklı fizik tedavi hastanesi yine bu dönemde olmuştur. Ve bu geçtiğimiz hafta yaptığımız çalışmalarla da hastane kapasitesini 145'e çıkartıyoruz ve hidroterapiyi de yine Muncurlu Hastanemizde başlatacağız inşallah. 2014 yılında 3 tane ilçe hastanemizi tamamladık. Bu yılda Çilimli İlçe Hastanemiz son aşamasına geldi. İnşallah en yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Sadece son 2 yılda, altını çiziyorum, sadece son 2 yılda 11 sağlık birimini yaptık, bitirdik ve açılışını gerçekleştirdik. Ve bu arada büyük şehir olmayan tek il olan Düzce'de geçtiğimiz hafta çocuk izlen merkezini açtık. Bu konuyu son derece önemseyen bir milletvekiliyim. Tüm milletvekillerimiz de bu konuyu son derece önemsiyorlar. Aynı zamanda sadece eğitimde sadece 4 yılda 398 derslik açtık ve toplam ödeneği 124 milyon TL. Düzce yurt sorunu hiç olmayan bir ildir. Sadece son 5 yılda 7608 kapasiteli 10 yurt açılmıştır. Diğer yandan Sayın Bakanımız Faruk Özgür'ün de bakanlığı döneminde ilimiz 28 milyonluk bir teknopark kazanmıştır ve çalışmaları devam etmektedir. Düzce bir büyük şehir hariç, bakın buranın altını özellikle çiziyorum. Bir büyük şehir hariç tüm ilçelerinde doğal gaz kullanılan ilk ildir. Ve Yığılca ilçemiz dahil 2 yıldır Düzce'mizde doğal gaz kullanılmaktadır. AK Parti döneminde 5084 teşvik sayılı teşvik yasasıyla birlikte ilimize sadece il dışından 72 sanayi kuruluşu tesis açmış ve bundan 2500 artı istihdam sağlamıştır. Geçtiğimiz yılda yapılan istihdam seferberliğinde 7500 olan hedef 10.000'i aşmış ve İşkur faaliyetlerinde Düzce birinci ildir. Düzce istihdam seferberliğinde öncü illerden biridir. Eksiği yok.
eksiği var, fazlası yok anlattıklarımın. Bütün bu yatırımları tek tek anlatmaya, az önce de söyledim, saatler yetmez. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca fındık üreticilerimiz... Toparlayın. Fındık hasat dönemimiz yaklaşıyor. Fındık üreticilerimize alan bazlı destek, malumunuz bazen unutuluyor, AK Parti döneminde başlamıştır. Ve biz daha dün her yıl yaptığımız gibi fındık üreticisi olan AK Parti milletvekili olarak bir çalışma grubumuzu tekrar çalışmaya başlattık. Ve bu yılki ihtiyaçlarımızı müzakere ediyoruz. Tabii kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. Ama Düzce'mize Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ciddi bir teveccühü var ve biz bu sınırlı kaynakları maksimum faydayla hemşerilerime size hizmet olarak ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sorunları tek tek çözmeye devam edeceğiz ve çözümleri de buradan anlatmaya devam edeceğiz. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.